Evet, pek çok veri açıklanıyor gündemde, inanılmaz farklı farklı alanlarda farklı farklı açıklamalar geliyor. Oldukça yoğun bir gündem ama bir yandan da tabii yeni bir yıla girdik ve herkesin yeni planları var. Yani kişisel olarak da gündemimiz oldukça yoğun yeni planlar yüzünden. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi uzmanı Yelda İpekli ile konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş Elif'sa. bulduk. Mutlu yıllar. Size de mutlu yıllar. Yıllar. Şimdi yeni yılda yeni planlar yaparız hep. Tabii. Bütün markalarda aslında Yapar. bir anlamda yıllık olarak temize çeker yapacaklarını, yeni yatırımlarını planlarlar. Ben biraz Evet. daha aslında kişisel marka yönetimini konuşmak isterim sizinle. Çünkü artık biraz da sosyal medyanın etkisiyle belki ya da dijital çağda insanların biraz daha bireyselleşmesiyle birlikte bir miktar daha kendimizi markalaştırma yoluna doğru ilerliyoruz galiba. Nasıl kendimizin CEO'su oluruz? Bu işin açıkçası önümüzdeki sanki 15-20 yılın esas konularından biri olacakmış gibi görünüyor. Çünkü artık büyük uluslararası şirketler de kendi içerisindeki iş gücünü marka değeri olarak kurma katkısını yansıtmasını bekliyor. Yani bir şirketin genel müdürsünüz, CEO'sunuz, pazarlama müdürsünüz. Sadece kurumun markasını temsil etmekle kalmıyorsunuz. Kendi markanızı oluşturarak bu markanın kuruma da artı değer sağlamasına çalışmanızı bekliyorlar. Neden kişisel marka önem kazandı? Dediğiniz gibi sosyal medyanın etkisiyle artık 24 saat yaşıyoruz ve sınırsız bir dünyadayız. Artı duygu çağındayız. O zaman her ne kadar teknoloji çağındayız diye düşünsek de aslında teknolojinin ulaştığı her şey, yapay zekanın oluşturduğu her dünyanın arkasında insanlar en çok duyguya ihtiyaç duyuyorlar. Bundan dolayı da insani temaslar, insan ögesinin öne çıkması, insani duyguların kullanılması, vicdan gibi, ahlak gibi etik değerlerin artık geçmişten çok daha önemli olmaya başlaması, çevreye duyarlılık, insana duyarlılık, çocuğa duyarlılık gibi kavramların artık kurumların da öncelik listelerinde yer almasıyla birlikte işte kişisel marka ve duygu çağının etkisiyle bireyselliğin ön plana çıkması son derece gündemde olacak ve bence aslında 2000'li Tam tersi, yılların acaba bunları kaybediyor muyuz diye endişe ederken siz bunun yükseleceğini söylüyorsunuz. kesinlikle çünkü burada fark yaratmak mümkün olacak. Artık işte pazarlama taktiklerinde, fiyatlandırmada, üretimde tüm dünya eş değerlere sahip şekilde ilerliyor o zaman. Ama fark nerede yaratılacak? İnsani değerlerde, insan olmanın değerinde yaratılacak. İşte bundan dolayı bence 2020 ile birlikte başlayan, 2000'li yılların yarısında başlayan ama 2020'de çok ciddi yükselecek olan bu kişisel markalaşma hem kurumların gündeminde olacak. Yani kendi iş gücünü doğru kullanabilmek, kendi iş gücünü, insan gücünü topluma faydalı bir konumda kullanabilmek hem de tabii dediğiniz gibi bireylerin de artık çünkü yeni jenerasyon Z kuşağı, alfa kuşağı geliyor yavaş yavaş. Bu kuşaklar artık bireysel girişimciler. O yüzden de kendi markalarını oluşturarak yaşamda dünya ekonomisinde yer etmeye başladılar. İşte dünyanın en genç milyonerlerinden biri Kylie Jenner tamamıyla kişisel markasıyla en zenginler listesinde bir numaraya ulaştı. Bu tarz örnekleri önümüzdeki günlerde fazlasıyla göreceğiz. İş yapış şeklimiz, iş tüketim alışkanlıklarımız gibi değişti. Yeni trendler nedir peki markalaşma? Markalaşmada yeni trendler aslında yavaş yavaş insanlar eve dönüyorlar. Eve dönmek, aile değerlerine sahip çıkmak, insani değerlere sahip çıkmak en temel kavramlardan biri olacak gündemde ve markalarda bunu fazlasıyla işleyecek. Yani sokak hayatından çok bir eve yöneliş söz konusu olacak. Minimalist değerlere farklı anlamlar yükleyeceğiz. Nedir? Artık böyle abartılı, ışıltılı, çok 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 olandan değil de İsveççe bir deyim var, lagum diye çok fazla duyacağız bunu. Yeterince
tüketmek, yeterince satın almak, yeterince harcamak, yeterince kelimesini fazlasıyla kullanacağız gibi görünüyor. Çünkü israfı önleyici. İsrafı yani. Önleyici, tamamıyla israfı önleyici ve kaynakları doğru kullanmaya yönelik bilinçli bir tüketici kitlesi geliyor. Çünkü Z kuşağı artık çok daha fazla ekonominin içinde, yönetimin içindeler ve onların da genel hayata bakış anlamları sadece ülkesel kalkınma ya da bireysel kalkınma değil, toplumun kalkınmasına karşı duyarlı oldukları için. O yüzden de yeterince harcamak, yeterince kullanmak önem kazanacak. İsrafa karşı gelmek, israfı minimuma indirip faydayı maksimuma indirmek ve dediğim gibi toplumsal olaylara duyarlılık, insanla işte komşuluk ilişkisinden tutun da arkadaşlar birbirlerine destek olmaya kadar Z kuşağının etkisiyle hem yönetimde hem de gündelik hayatta çok fazla hissedeceğimiz trendler gibi karşımıza çıkıyor. Kişisel marka, bireyselleşme çok önem kazanacak. Çünkü ne olursa olsun geçtiğimiz 10 yılda şirketlere karşı duyulan güven çok sarsıldı. Bunu borsada da fazlasıyla yaşadık zaten. İşte bu şirketlere duyulan güvenin bireylere yönelmesi, bireylere duyulan güvenin artması, o bireylerin yönettiği şirketlerin ya da hareketlerin takip edilmesi yine gündemde olacak gibi görünüyor. Çevre, hayvan hakları, çocuk hakları, kadın hakları gibi konularda artık çok daha bilinçli ve duyarlı olacağız gibi görünüyor. Bunu sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, bir yaşam anlamı olarak da ortaya koyacağımız bir dönemdeyiz. Teknolojiyi ben dediğim gibi bir çağla sınırlamak istemiyorum. Artık teknoloji bizim hayatımızın içinde, hayatımızı yöneten temel değerlerden, temel kavramlardan biri. O yüzden teknolojiyle ne kadar uyumlanırsak, o kadar bu çağın içinde verimli olmaya başlayacağız. O yüzden verimlilik kavramı da değiştirilecek. Artık işte 9'dan 5'e iş tanımlarının azalacağı bir döneme giriyoruz. Çünkü teknolojiyle birlikte olduğunuz herhangi bir noktadan 24 saat çalışabilir noktaya geleceksiniz. O yüzden bunlar önem kazanacak. Bunlarda yeniden iş yapış şekillerinin yeniden tanımlanması, verimliliğin yeniden tanımlanması önem kazanacak. Markalar için en önemli kavram şu: şimdiye kadar biz markalarda hep işte duygusal vaatlerde işte hep şöyle lüks, böyle kaliteli gibi kavramlar kullanırken güven en önemli kavram haline gelecek. Çünkü artık insanlar, müşteri tamamıyla güven duygusunu tatmin etmeye yönelik arayışlar içindeler. O yüzden güven duygusunu iyi yansıtan markalar, kurumlar, müşterisiyle arasında güven duygusunu samimi bir şekilde kuran markalar, kurumlar önümüzdeki dönemlerde başarılı olacaklar. Ve 2020'de en fazla hissedeceğimiz kavramlardan biri de bu olacak bence. Lüks dediğimiz kavram zaten değiştirmişti kendi tanımını. Artık deneyimsel olan her şey, deneyebildiğimiz, hissedebildiğimiz her şey lüks kavramı içerisindeydi. Neydi işte? Seyahat anlayışı, kültüre yakın durmak, sanatla iç içe olmak. Artık kurumlar ve markalar bu konulardaki yatırımlarını biraz daha arttıracaklar. Çünkü dediğim gibi Z kuşağı bunlara karşı son derece duyarlı. Alfa kuşağı işte 2000'li yıllarla birlikte doğup da ya da 2000-2010 arasında doğanlara alfa kuşağı adını veriyoruz biz. Önümüz yavaş yavaş ekonomiye katılmaya başlayacaklar 2020 ile başlayan dönemde. Çünkü tüketim alışkanlıkları da çok fazla. Ailelerin tüketim alışkanlıklarını yöneten bir kuşak geliyor. Nasıl yönetiyorlar? Anne babalar teknolojiden çok anlamıyorlarsa, X kuşağıysa, Y kuşağıysa, o zaman onların teknoloji anlamındaki tüketimlerini de yönetmek için alfa kuşağı tüketime katılacak. Yani şu anda işte 5-10 yaşında olan çocuklar önümüzdeki 5 yılda cep telefonu tercihlerinde anne babalarına yol gösterecekler ya da bir televizyon markasında seçiminde anne babalarına yol gösterecekler. O yüzden uluslararası bütün şirketler, özellikle hızlı tüketimdeki markaları özlemiyor.
Özlem Hanım, tamamıyla alfa kuşağına yönelik yatırımlar yapmaya başladı. Yani çocuklara, şu anda çocuklara yönelik yatırımlar yapılmaya başlandı. O yüzden Türkiye'deki şirketlerin de şu anda var olan tüketicinin dışında bu gelecek olan kuşağa karşı duyarlı olması gerekiyor. Ve şirket stratejilerinde mutlak surette bunların beklentilerini anlaması gerekiyor. Çünkü şu anda tüketimde olan Z kuşağı gibi bir kuşak değil alfa kuşağı, bambaşka bir kuşak. O yüzden bütün bunlara göre bir yeniden yapılanmak gerekecek. Tabii şimdi bu söylediklerinizde benim bir böyle kafamda soru işareti oluştu. Çünkü siz dediniz ki duygular daha çok öne çıkacak. Eve dönüş başlayacak. Ama bir yandan da böyle karşılıklı bir masada otururken bile herkesin elinde cep telefonuyla uğraşıp birbirleriyle konuşmadığı böyle bir aynı zamanda iletişimsizlik çağı da yaşıyoruz. Doğru. Nasıl olacak? Özlem Hanım, inanın yeni jenerasyonu çok yakından takip ediyorum son dönemlerde birkaç müşterim sebebiyle. İnanın bana Z kuşağı ve alfa kuşağı bizler gibi, bizim kuşağımız ve bizden sonraki kuşak gibi cep telefonuna ya da teknolojiyle olan ilişkilerine bizim kadar bağımlı değiller. Bizi teknoloji kullanıyor bence. Fakat bir sonraki kuşak teknolojiyi kullanıp hayatı kolaylaştırıyor. Biz o yüzden de bu tamamıyla değişecek. Örneğin şu anda 9-15 yaş grubunda sosyal medya kullanımı %27 oranında azalmış durumda. Bizim jenerasyona göre. Şimdi sosyal medya kullanımının azalması çok önemli bir gösterge bence. Evet. Şimdi %27 inanılmaz bir rakam. Evet. Sosyal medya kullanılmayacak demiyorum. Tabii ki kullanılacak ama daha amaca yönelik kullanılacak. Şimdiye kadar sosyal medya hep biraz popüler kültürü destekleyen, biraz gündelik hayatın parçalarını içeren, çok da keşfedemediğimiz bir dünyaydı aslında. Ama yeni jenerasyonun sosyal medyayı kullanımı tamamıyla bilgiye ulaşmak anlamında. O yüzden de sosyal medya hesapları da bu anlamda kimlik değiştirecek. Eğer içeriği dolu olmayacaksa, benim hep markalara söylediğim zarf ve mazruf hikayesi. Mazruf içerik demektir Osmanlıca'da. Ve zarf. Şimdi biz hep zarfa bakıyorduk ama yeni kuşakla birlikte içerik önem kazanacak. O yüzden de sosyal medyada insanlar artık birbirini takip etmekten çok bilgiyi, içeriği ve doğru bilgiyi takip etmeye başlayacaklar. Çünkü şu anda şimdi benim kuşağımda, ben X kuşağım, tamamıyla bilgiye ulaşmak son derece zordu. Bizim zamanımızda bilgisayarda Google'da vesaireydi falan. Ama şimdi bilgiye ulaşmak kolay. Fakat bilgiyi nasıl analiz edeceğiniz esas problem. Burada da tecrübe devreye giriyor. İşte yeni kuşakların sosyal medya ile ilişkisi tamamıyla ulaştıkları bilgiyi analiz etmek, karşılaştırmak, daha doğru sonuçlara ulaşmakla sınırlı olacağına sohbet belki birbirleriyle değil, ekrandaki bir yapay zeka programıyla olacak ama yine de insani değerler, yani robotların hayatımıza sokamayacağı insani değerler çok büyük önem kazanacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yeni bir yıla başlarken, aslında yeni bir 10 yıla başlarken evet. Umut verdiniz. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü bu konularda ben biraz umutsuzum. Gerçekten evet. Umut verdiniz. Eve dönüş önemli bir nokta çünkü. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Marka yönetim uzmanı Yelda İpekli konuğumuzdu. Ve böylece haftanın son işlem gününde de Paranın Yönü'nün sonuna geldik. Mutlu hafta sonları efendim.